2025 yılı asgari ücret için ilk rakamlar geldi. İşte olması beklenen rakam. Türkiye'de 2025 yılı asgari ücret için ilk rakamlar gündeme flash düştü. 2025 yılında asgari ücret ne kadar olacak işte sektör uzmanları ve SGK'da çalışan memurlar tarafından yapılan tahminler de haberde yerini aldı. Bilal Erdoğan, karşı olmama rağmen ben de EYT'ye hak kazandım, büyük bir felaketti. İsmail Saymaz, 43 yaşındaki Bilal Erdoğan için, e 17-18 yaşında ne iş yapmış da sigortalı olmuş, iyi sorusunu sordu. Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, 2023'teki genel seçimlerinden hemen önce yasalaşan emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesini e bir felaketi olarak nitelendirerek, e karşı olmama rağmen ben de hak kazandım dedi. Bilal Erdoğan, AKP'nin koca elindeki e insan hakları eğitim kampanyasında gençlerle yaptığı sohbette EYT konusuna da değindi. Erdoğan, EYT düzenlemesi için e yapamayacağımız işleri asla söylemedik. Hatta emeklilikteki yaş uygulaması gibi aslında içimize sinmeyen bir takım hususları bile milletimizden gelen yoğun talepler karşısında hayata geçirmekten kaçınmadık demişti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de ey küçümsemeyin, geçen sene muhalefetin popülist teklemesiyle seçim sürecinde EYT hayata geçirildi. Bu sene yıllık maliyeti 724 milyar Türk lirası. Milli gelirin %2'sine yakın bir rakamdan bahsediyoruz e ifadesini kullanmıştı.